Arkadaşlar, bu videomuzda C++'ta şablon yapılardan bahsedeceğiz. C++'ta hem şablon bir fonksiyon tanımlanabilir hem de şablon bir sınıf tanımlanabilir. Ve bu şablon yapılardan aslında neyi amaçlıyoruz bu şablon yapıları tanımlayarak? Bunlardan bahsedeceğim. Önce şablon fonksiyon için bir örnek inceleyelim. Şimdi bu kaynak koda baktığımız zaman bir sayı sınıfı var. Sayı sınıfının içerisinde bir değer değişkeni var ve bu değer değişkeni iki kurucu fonksiyon yardımıyla ilk değerini alıyor ya hiçbir parametre gönderilmiyor ve sıfır değerini alıyor ya da bir tam sayı gönderiliyor ve bu tam sayı değerini alıyor. Sonra karşılaştırma operatörü bu sınıfı için yeniden tanımlanmış ve iki sayı nesnesi e, küçük tür operatörüyle karşılaştırılabiliyor. Bu da diğer değişkenine bakarak karar veriyor. Ve ekrana yazma operatörü tanımlanmış. Bunda da ekrana değeri, tam sayı değerini yazıyor. Şimdi baktığımız zaman ben main fonksiyonunda min getir diye minimum değeri getiren bir fonksiyon tanımlamışım. Ama her tür için yeni bir tane tanımlamak durumunda kalmışım. Yani tam sayı Tam iki parametresi tam sayı olan bir fonksiyonda hangi parametresi daha küçükse onu döndürüyor Yani x y'den küçükse evet x'i döndür değilse y'yi döndür Ve dikkat ederseniz bu satır aslında üç fonksiyonda da aynı Sadece ne değişiyor parametrenin türleri değişiyor Burada string türünden çünkü ben eğer sadece bunu yazarsam sadece tam sayı gönderebiliyorum e ben diyorum ki aynı şeyi stringte de karşılaştırmak istiyorum. Aynı şeyi hatta bir sayı nesnesinde de karşılaştırmak istiyorum. Ve sayı nesnesini bu karşılaştır dediğimiz zaman tabii ki gidip bu fonksiyonu çağırıyor. Çünkü sayı nesnesini nasıl karşılaştıracağını eğer siz burada operatörü yeniden tanımlamazsanız bilemez ve bu noktada hata verir. Ve burada işte önce tam sayı tanımlamışım ve minimum getir fonksiyonunu çağırmışım. Tam sayı parametrelerini göndererek sonra string tanımlamışım. Ve string parametrelerini alan minimum getir fonksiyonunu çağırmışım. Daha sonra da sayı nesneleri tanımlamışım iki tane ve yine aynı minimum getir fonksiyonu çağırmışım ama sürekli sürekli ne yapıyorum? Yeni fonksiyon tanımlıyorum. Şimdi bir de diyelim ki mesela bambaşka bir tür olsaydı. Karmaşık sayı ile ilgili bir tür yazmışız. O zaman yeni bir tane daha minimum getir. Bu sefer de karmaşık sayı parametresi alan. Ve bu e, ilerleyen zamanda yeni yeni türler de çıkabilir. Sürekli benim burayı güncellemem gerekiyor. Bunu mesela e, derleyelim. İşte masa üstüne geliyorum. G++ diyelim ve e, ismi örnek 1 olsun. Ve neyi derleyeceğiz? Yine örnek bir CPP'yi derliyorum. Herhangi bir hata yok ve e, örnek biri çalıştırdığım zaman işte e, ne oluyor? Minimum tam sayı 10. Evet burada da minimum string uzay ve minimum sayı nesnesi de yine 100 değeri gelmiş oluyor. Ama buradaki sıkıntı ne? Sürekli minimum getir fonksiyonunu yaz, sürekli her tür için yeniden yazıyorum. İşte şablon yapılar bize bir türden bağımsız bir şablon ortaya koymamızı sağlıyor. Dolayısıyla çünkü aynı şeyi yapıyoruz dikkat edin her satırda aynı şeyi yapıyoruz. O zaman ben bu şablonu türden bağımsız bir şekilde yazarım ve artık sadece <laughs> sadece o fonksiyonu çağırırız. Bunu şöyle yazabiliriz. Template ifadesini kullanıyoruz ve bir tür aslında tanımladığımızı söylüyoruz burada. E, type name şeklinde. E, ve bunun ismi tür diyelim. Bakın burada tür dediğimiz yeri gelir. Tam sayı olur, yeri gelir. String olur, yeri gelir. Bir sayı nesnesi olabilir. Yeri gelir bir başka bir e, tür olabilir. Yani jenerik bir yapı aslında. Bir şablon yapı oluşturuyoruz. Dolayısıyla bakın her parametrenin türü neyse Dönüş türü de o aslında. Parametre türünde ise dönüş türü de o. O zaman ben de aynı şekilde tür yazacağım buraya ve e, minimum getir diyeceğim. Parametre olarak da işte tür t1 dedim ve yine aynı türden t2 diyorum. <laughs> Dolayısıyla. Burada işte tür programcı burada int diye tanımladığı an bu türün tür yazan her yerde int yazacaktır. Dolayısıyla bir nevi bu fonksiyona dönecektir. Programcı string diye tanımladığı zaman bu fonksiyonu çağırdığı yerde o zaman bu tür yazan her yerde string yazacaktır. Bir, bir şekilde bu fonksiyona dönüşmüş olacaktır. Ve aynı ifadeyi bakın buraya yazmış oluyorum. Aynı ifadeyi işte t1 küçüktür t2'den ise minimum t1'dir. Değilse minimum T2'dir diyorum. Ve artık bu fonksiyonların hepsini siliyorum. Daha sonra bunun içerisinde bakın bir değişiklik yapmayacağım. Sadece jenerik e, yapının özelliği kullandığınız yerde içindeki türün ne olduğunu bildirmeniz gerekiyor. Yani bunun içerisindeki türün bir int olduğunu... Ee, ...yine bunun içerisindeki türün... tabi int ne türünden bir int aslında... ...bu şekilde ifade ediyoruz. Ee, yine bunun... E, ...string olduğunu... ...çünkü bir önceki fonksiyonlarda... ...bu şekilde yazıyordu. Ve bunun içerisindeki türünde... ...bir... ...sayı nesnesi olduğunu... ...ifade ediyorum. Ve bunu kaydettikten sonra... ...başka bir değişiklik yapmadan... Ee, tekrar konsolu açtığımız zaman tekrar derliyorum. Herhangi bir hata yok ve aynı çıktıyı alıyorum. Ama ne oldu? Geçen e, sürekli türe bağımlı bir fonksiyondu ve e, her yeni türde yeni bir min getir fonksiyonu yazmam gerekirken artık sadece e, yaptığım şey e, aşağıda yani kullanılan tarafta değişiklik yaptığım sürece min getirden içerisinde hangi türden bir şey atacağımı Söylemem oluyor. Başka da artık burada aslında burada yaptığımız başka da bir şey olmuyor. Ve bu kadar olayı sadeleştirmiş oluyor. Şimdi gelelim ikinci örneğe. Yani e, şablon sınıflara. Şablon sınıf e, örneğine gelelim. Evet buradaki örneği incelediğimizde bir kutu sınıfının olduğu ve kutu sınıfının içerinin tam sayı olduğu görülüyor. Ve bu içerik eğer girilirse parametreyi alıyor yok ıı, yani varsayılan kurucu fonksiyonda ise aslında o da bir ıı, tam sayı üretmiş oluyor şimdi burada bir A tam tam sayısı üretilmiş bir kutu nesnesi üretilmiş ve bu a tam sesi gönderiliyor Çünkü şu an tam sayı alabilen bir yapıda ve bu ekrana yazdırılıyor Evet buradan örnek 2 derlediğimizde herhangi bir e, hata yok. Çalıştırıyoruz ve ekrana 100 yazıyor. Tabii ki burada nesneyi yazabilmesi için bu ekrana yazma operatörü tabii ki sınıfta yeniden tanımlanmış durumda. <laughs> e, ama bu kutunun içerisinde sadece ben tam sayı atabiliyorum. İstiyorum ki hani türden bağımsız bir kutu ol, olabilsin. Yeri, gel yeri geldiğinde tam sayı atabileyim, yeri geldiğinde string atabileyim, yeri geldiğinde başka bir tür içerisine atabileyim. O zaman burada da yapacağımız şey bu sefer sınıfı bir şablon yapıya dönüştürmek. Yani demin fonksiyon üzerine yazdığım ifadeyi aslında şu an sınıfın üzerine yazıyorum. Template deyip e, yine türün adına mesela tür diye ifade edebiliriz. Artık o zaman bu int yazan her yere ben bu türü kopyalayacağım. Dolayısıyla kişi orada tam sayı e, şeklinde sınıfı üret, sınıftan nesne ürettiği zaman o tür yazan her yere int yazacaktır. Burada tür yazan her int yazan her yere tür olarak ifade ettim ve sınıfı aslında şablon sınıf yapısına dönüştürmüş olduk. Tabi burada kullandığımız zaman sınıftan nasıl metodu çağırırken içerisinde ne olduğunu yani parametrenin türünün ne olduğunu söylüyorsak sınıftan da bir nesne ürettiğimizde bunun içerisindeki yapın, yapının içerisindeki türün ne olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu şekilde içerisinde int olduğunu söylememiz artık bu bir tam sayı kutusu. Yani bu kutu 1 tam sayının dışında bir şey atılamaz artık bu noktadan sonra. Çünkü tam sayı kutusu olduğunu belirttim ve bu şekilde onu ekrana yazıyorum. Bu tabii ki tam sayı içindi. Bakın bunun aynısını kopyalayalım. Şöyle kopyalıyorum ve buraya kutu 2 diye oluşturuyorum. Kutu 2. Ee, tabii ki bunun mesela string yapalım. String kutu 2. Ee, ve burada işte mesela uzay kelimesini bu stringin içerisine atıyorum ve diyorum ki bunun içerisinde şu an string olacak ve bunun hangi ismi ne olacak? Kutu 2. Bu kutu 2 de string kutusu. Artık o noktadan sonra string dışında bir şeyi tanıyamaz bu kutu 2 açısından söylüyorum. Ve o e, tür yazan her yere gidip stringi kopyalıyor. Bir anda string kutusuna dönüşüyor. Ve gidiyorum içeri, içine ne atıyorum? Stringi atıyorum. Ve daha sonra da ekrana bu kutu 2'yi yazdırıyorum. Tekrar bakın e, bunda tabi belli iade ediyoruz işimiz bittikten sonra e, bir tür daha mesela bu yukarıdaki neydi tam sayı kutusu alttaki neydi string kutusu kutu 3 ile kutu içerisinde yani kutunun içerisinde kutu da atar, atabiliriz e, şöyle düşünelim şunu siliyorum diyorum ki bunun içerisinde Kutu var ama kutu zaten kendisi bir şablon olduğu için yani şablon yapının içerisinde bir başka şablon yapıyı koysun. Tabii ki burada da bunun ne olduğunu söylemeniz lazım. Yani içerisine attığın kutu ne kutusu? Mesela tam sayı kutusu atacağım içerisine diyorum. Tam sayı kutusu atıyorum kutu 3'ün içerisine. Dolayısıyla bu kısmı aynı şekilde şuraya da kopyalamam lazım. yani Tam sayı içeren bir kutuyu kutu 3'ün içerisine atıyorum. Bunu söylüyorum aslında. O zaman tam sayı içeren bir kutu var mı elimde? Şu kutu bir tam sayı içeren bir kutuydu. O zaman bunu bu şekilde gönderiyorum. Point yıldız koyuyorum ki yani nesneyi gönderiyorum adresi değil. Kutu 1'in gösterdiği nesneyi gönder. Kutu 1'in gösterdiği nasıl bir nesneydi? İçerisinde tam sayı bulunan bir kutu. Zaten bu da tam sayı bulunan bir kutu barındırabilecek bir kutu 3 nesnesi. Ve şimdi de kutu 3'ü ekrana yazdırıyorum. Kutu 3'ü de burada iade edeceğim. Kutu 3 Evet bunları yazdıktan sonra tekrar bunu derleyelim. Herhangi bir hata olmadığını ve artık e, türden bağımsız bu kutuyu kullanabildiğimi gösteriyorum. Kutu 1'de tam sayıydı. Ekrana tam sayı yazdı. Kutu 2'de bir stringdi Ekrana stringi yazdı. Kutu 3'te içerisinde bir kutu vardı. Ve kutuyu ben kutu 3 ekrana yazdığım zaman gidip bu fonksiyonu çağırdı. Burada bana gelen şey ne? Bu sağ dediğimiz şey aslında yine kutu. Kutu içerik yaz diyoruz. Dolayısıyla aslında bu bunun içerisindeki kutunun içeriğini yazıyor, yani içeriğinde ne var? Yine 100 var. Dolayısıyla ekrana yine 100 yazmış oldu. Bu e, şablon yapıları veri yapılarında aslında biz çok sık kullanacağız, çünkü e, geliştirmiş olacağımız, e, yazacağımız işte e, yığıt veri yapısı olabilir, liste veri yapısı olabilir, ağaç veri yapısı olabilir. Türden bağımsız bir veri yapısı tasarlayabilmemiz için bu şekilde şablon yapılar, şablon yapıları kullanacağız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.